ziyaret sırasında unutturmamak için burada olmamız gerekiyordu dedi. 29. yılında, 30. yılda çok daha geniş bir katılımla burada olacağız dedi ve oradan verdiği mesajlar var. O mesajları da ekrana getireceğiz. Çok daha fazlası var her zaman olduğu gibi. Gündem yoğun. Başlayalım. Maaşlara zamla ilgili AKP bugün toplanacaktı. O toplantıya işte kimlerin katılacağına ilişkin dün duyurular yapılmıştı. AKP Grup Başkan Vekili, AKP'den başka yetkililer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine Maliye Bakanı denmişti ama Hazine Maliye Bakanı İstanbul'da olduğu için bu toplantıda yoktu. Toplandılar da emeklere bir zam kararı alabilecek, iradeyi ortaya koyabilecek, bu yetkiye sahip bir grupla mı karşı karşıyayız? Kesinlikle. Türkiye'de biliyorsunuz tüm kararlarda olduğu gibi son kararı hep Erdoğan verir. Dolayısıyla onlar çalışa dursunlar. Erdoğan NATO zirvesinden Türkiye'ye döndüğünde yarından itibaren Türkiye'de bu meselelere bakacak. 2000 liralık zam yapılacak mı, yapılmayacak mı diye emekliler papatya falı tuta dursunlar. Mecliste maaşlara zam verilmesi yerindeki önerge AKP, MHP oylarıyla reddedildi. Kök maaşı 8.000'den 10.000'e çıkaracaklar mı? Beyler %24 zam mı? Emeklilere verecekler mi, vermeyecekler mi? Bunu konuşuyor Türkiye. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli aylıklarına gelecek zamma çevrildi. Kök aylıklarıyla ilgili mutlaka düzenlemenin seyyanen bir zamla belirli bir noktaya getirilmesi ve zam oranının da onun üstünden tatbik edilmesi ve en az asgari ücret seviyesine çekilmesi gerekiyor. Kök aylıklara düzenleme gelecek mi sorusu yanıt ararken CHP'li milletvekilleri de Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na işte bu teklifle gitti. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesini ve asgari ücretin de en az 25.000 lira seviyesinde belirlenmesini teklif etti. Biz de bu yüzden söylüyoruz burada asgari ücretin en az 25.000 TL'ye çekilmesi ve en düşük emekli aylığının da 25.000 lira seviyesine mutlaka çekilmesi gerekiyor. Akay Türkiye'deki enflasyonist ortamda maaşların nasıl eridiğini de anlattı. Örneğin bu süre içerisinde 60 kilo kıyma mutfağımızdan erimiş gitmiş. Sadece kıymadaki artışa göre bir asgari ücreti belirleyecek olsaydı 42.000 lira. Onu geçtik. Cevdet Akay emekli aylığına ve asgari ücrete yapılması gereken zamları yüksek enflasyonla birlikte yurttaşın sofrasından kaybolan gıdalar üzerinden hesapladı. Ama ekmekle ilgili artışı hesapladığımızda da 425 adet ekmek mutfağımızdan alınmış. Ve 425 adet mutfaktan alınmış. Peki artış oranına göre asgari ücret, ekmekteki artış oranına göre ne olacaktı? 21.250 TL olması gerekirdi. Tüm bu hesaplamalara ve çağrılara rağmen CHP'nin önergesi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ise çift maaşlı bürokratlara dikkat çekerek tepki gösterdi. Değerli arkadaşlar, kendileri 3'er 4'er maaş almaya devam edecekler ama söz konusu olan emekli olunca hiç bir şey yapmadıklarını görüyoruz. Yani 8.000 lira maaş 1.800.000 kişi 8.000 lira ve altında maaş aldığı için şimdi AKP'liler onların maaşlarını 12.000 liraya çıkartalım mı çıkartmayalım mı diye oturup konuşacaklar. 12.000 liraya de ki çıkardılar. 12.000 olmasın, 12.500 olsun, 15.000 olsun. Temel sorun her 6 ayda bir AKP'lilerin sanki millete böyle bir iyilik yapıyormuş gibi toplanıp en düşük emekli maaşını 1000 lira, 2000 lira arttırması ya da arttırmaması mı? Bizim temel sorunumuz acaba en az 25 yıl boyunca primini ödemiş, en az 25 yıl boyunca, kimi 30, kimi 35 yıl boyunca prim ödemiş emeklilerin bugün neden 8.000 lira ve altında maaş aldıklarını tartışmak, bunu konuşmak, asıl bu sorunu çözmek gerekmiyor mu? Tüm emekliler arasında müthiş bir dengesizlik var. Kimileri çalıştığı gün ödedikleri primlerle, kimilerin ödediği primler ve gün emekli oldukları yıllara göre aralarında uçurum doğuruyor. Aynı yıl çalışmış, belki aynı primi ödemiş emeklilerden bugün 6.500 lira emekli maaşı alan da var, 16.000 lira emekli maaşı alan da var. Bu fark nasıl oluştu? İşte çözülmesi gereken, meselenin temelinde aslında halledilmesi gereken tüm emeklilik sisteminin gözden geçirilmesi ve insanların ödedikleri prim gün sayısı esas alınmak üzere ödedikleri primle beraber yaşayabilir bir taban alt maaşla beraber üstüne doğru herkesin hak ettiği emekli maaşını alması. Yani insanları 8.000 lira ve altında emekli maaşına mahkum eden bir emeklilik sistemini 2008 yılında kurmuş AKP iktidarı kendisinin sorumlu olduğu bu derin yoksulluktan şimdi müjde çıkarma peşinde. AKP iktidarının uyguladığı ekonomi politikaları bugün TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısında da gündemdeydi. Hazine ve Maliye Bakanı da o toplantıya katıldı. TÜSİAD Başkanı da, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı da değerlendirmelerde bulundular. Ve iktidarın genel politikalarına dair çok ciddi eleştiriler getirildi.